Komiser Bey, aday değilsiniz, aday başvurusu mu yapmadınız? Niye aday değilsiniz bu seçimde? Evet, ya ben Türkiye'de parti okulunda yetişen tek kişiyim diyebilirim. Yani hani rahmetli Demirel'in deyimi var ya, partinin okulu yok. Ben partinin okulunda yetiştim. Gençlik kolu başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği, belediye başkan yardımcılığı, grup başkan vekilliği, aklınıza gelebilecek mutlaka belli aşamadan sonra bir üst aşamaya geçmişim. 2018'de de aday olmayacaktım. Sayın Genel Başkanımızın talebi üzerine oldum. Çünkü şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yazık ya çok kutsal bir yerdir. O konuda hiç tereddütüm yok. Ama öyle bir edilgen hale getirdik ki bir kere milletvekilinin seçilme biçimi doğru değildi. Yani adımız milletvekili. Kim seçiyor bizi? Atamalı, tayinli. Yetmiyor akrabalık ilişkileri, kabile ilişkileri. Böyle bir demokrasi olamaz, mümkün değildir. Parlamentoya gidiyorsunuz. AK Partili bir milletvekili arkadaşım anlattı. Antep'te dolaşıyormuş. Bizim insanlarımız da siyasete çok meraklı olduğu için Antepliliğini anlattım. Demiş ki yorum demiş ya nasıl oluyor bir kısmınız el kaldırıyorsunuz, bir kısmınız el indiriyorsunuz. O da demiş ki valla Salim abiye bakıyoruz o zaman AK Parti Grup Başkan Vekili olduğu için. Nasıl demiş, o el kaldırıyorsa biz de el kaldırıyor, el indiriyorsa biz de el indiriyoruz. Muhalefet ne yapıyor demiş, muhalefet de Salim abiye bakıyor. O el indiriyorsa el kaldırıyor. Şimdi buradan bizim çıkarmamız lazım. Adayları ben liderler dünyanın belirlememeli. Kesinlikle bakın liderlere de haksızlık. Böyle bir şey olamaz. Adı ne diyoruz? Milletvekili. Yani milletimiz muhtarlarını seçebiliyor. Milletimiz şimdi gidip cumhurbaşkanını seçecek. Size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bütün araştırma şirketleri yanılacak. Yani milletvekili reyleri ile cumhurbaşkanlık reyleri arasında büyük bir orantı olacak. Ya insanların ulaşamadığı milletvekili olabilir mi? Bir dakika anlamadım. Cumhurbaşkanını kazanan taraf milletvekilliği seçiminde mi kazanacak? Ha şöyle, bütün siyasi partiler cumhurbaşkanlarının alacağı oyla siyasi partilerin alacağı oylar çok değişik olacak. Farklı olacak. Yani çünkü bir önceki seçime de baktığımızda bir önceki seçimde %8'i oy vermeden gitmiş 2018 Peki, yılında. Peki böyle partinize ya da parti yönetimine tepki göstermek Hayır, için mi? Hayır genel bir şey bu, bizim partiyle ilgili bir durum değil yani. Sahada bakın, vatandaşa sorun yani, ben sürekli sahadayım. Dün Fatih'teydim. Yani haklı olarak oradaki esnaf başkanım dedi, siz sürekli geldiğiniz için biz size bir şey demiyoruz. Ama gelen milletvekillerine biz kızıyoruz. Gelmeyin kardeşim. Seçimden seçime niye bana geliyorsunuz ya? 365 gün o milletin emrinde olacaksınız. Onların taleplerine bakacaksınız. Bunların hiçbirisi yok. Ben önümüzdeki günlerde yani böyle edilgen bir şeyde durmak istemedim. Sayın Genel Başkanımıza konuştum. Siyaset sadece vekillikle yapılmaz, kaldı ki ben herhalde en hoşnut olmadığım şey vekillikti diye düşünüyorum. İl başkanlığım, ilçe yöneticiliğim, belediye başkan vekilliğim, bütün bunlar herkes çok iyi biliyor yani. İstanbul'da çok aktif bir siyasetçisiniz siz. Bu seçim CHP İstanbul performansı nasıl olur? İstanbul'da çok ciddi oy alacağız, öncelikle onu söyleyeyim. Yani Sayın İmamoğlu %56 oy aldı, %60'lara yaklaşırız diye düşünüyorum. Çünkü neden? Bugün Türkiye'nin en yoksul şehirlerinden bir tanesi İstanbul'dur. İstanbul'un çeperlerinde ben istisnasız, bizi izleyen şu anda muhtarlarımız da var. Defalarca muhtarlarla görüşürüm. Çünkü muhtarlar her şeye hakim. Kendi mahallesindeki sıkıntıyı, sorunu, kimin ne derdi var. Hayatımda bak bunu samimi olarak söylüyorum. Sadece bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak söylemiyorum. Her gün ızdırap çekiyorum. Oralara gittiğim zaman. Neresi oralar biliyor musunuz? Sultanbeyli, Arnavutköy, Bağcılar. Yani bir dönem AK Parti'nin kale olarak tabir etti ve insanların akın akın oy verdiği yerde daha geçen iki gün önce Sultanbeyli'de ekmek standı kuyruğu oluştu. Ekmek, ekmek. Bütün buna baktığımızda bu tabloyu gören insanların reylerini değiştirmemesi mümkün olabilir mi? Çok büyük bir değişim olacak, öncelikle onu söyleyeyim. Bu seçimde farklı bir durum var. CHP listelerinde 4 farklı partinin adayları var. Evet. Özellikle DEVA, Gelecek, Saadet Partisi gibi muhafazakar kökenli
partilerin aday göstermesi ilk listeler açıklandığında epeyce bir tartışma yarattı. CHP'lilerden CHP'ye tepki gösterenler de oldu. Muharrem İnce, güzel CHP'li kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Vicdanınız buna el veriyor mu diye seslendi. CHP'nin bu stratejisi sizce doğru muydu? CHP'nin oylarını düşürür mü? Hayır, çok doğruydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni yani bazen itfaiye niteliğinde görüyorum. Gerçekten nerede bir sıkıntı varsa, nerede bir sorun varsa itiraz eder. Haklı olarak itiraz edecek. İtiraz kültürünü kaybettiğimiz için bunları yaşıyoruz. Bütün siyasi partiler kendi içinde eleştiri, öz eleştiri mekanizmasını en hararetli şekilde işletmeli. Mustafa Kemal Atatürk kendi arkadaşlarının kendisinin göndermiş olduğu karara reddeden iki arkadaşını akşam yemeğe çağırıyor. Ve onları dinledikten sonra o kararı geri çekiyor. İsmet İnönü, hani bugün caka atıyorlar ya İsmet İnönü. Rahmetlik İsmet İnönü 9 saat parti meclis toplantısında 2 saat arkadaşlarına hesap veriyor. Özür diliyor o koskoca İsmet İnönü. Şimdi oradan geldiğimiz duruma baktım ya. Atadım gitti. Nereye atıyorsun kardeşim? Mesela yerel seçimlere bakın. Adam hayatında hiç, diyelim ki neresi? Karayazı nerede diye sorsan Karayazı'yı bilmez. Ama Karayazı'da kimin belediye meclis üyesi olacağını Ankara'da karar vereceksiniz. Böyle bir demokrasi dünyanın hiçbir yerinde yok ya. Yapmayın bunu kardeşim. Burada yapılacak bir tek şey var. Siyasi partiler yasasını değiştireceğiz. Ve kaldı ki mevcut şu anda parlamentoda olan bütün siyasi partilerin programlarında da var. Geldiğimizde değiştireceğiz. Peki hadi CHP listelerinden girmeleri dolayısıyla? Tabii ki, ama bu koşullar, şimdi siz öyle bir sistem, öyle bir rejimle karşı karşıya kalmışsınız ki yapacak hiçbir şeyiniz yok. Doğal olarak ittifak kuracaksınız. İttifak kurmuş olduğunuz siyasi partilerde de bir yerde uzlaşacaksınız. Yani bunun başka yolu yok. Şimdi yani AK Parti'de... Samim, benim böyle çok doğrudan soru sorduğumu biliyorsunuz Gürsel Bey. Şimdi mesela Muharrem İnce diyor ki, ben diyor mesela Çankaya'da oturacağım, orada oyumu kullanacağım. Memleket Partisi yok, CHP listesinde Sadullah Ergin var. Vallahi ben oyumu boşa atarım diyor. Ya yani tabii ki o Muharrem Bey'in düşüncesi, ama Cumhuriyet Halk Partiler yani CHP'lilerin sorumlu... Mesela şöyle bir risk görüyor musunuz? CHP oyları tipe kayar mı? Yani şeyde, Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na vereceğim ama bu listeler yüzünden ben oyumu tipe vereceğim diyen benim etrafımda duyduğum insanlar var. Böyle bir kaygınız var mı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri bütün seçimlere baktığımızda çok matematiksel hesapları yapmıştır. 2011 yılında MHP kurulan o tuzaktan dolayı sahada karşılaştığım herkes, eşim MHP'ye verecek, ben CHP'ye vereceğim diyen binlerce CHP'liyle karşılaştım. Çünkü bir tuzak kurulmuştu. O tuzağı Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bozdu. Yine birçok şeyde Sayın Akşener'e yapılan tuzak, 2015'te HDP barajı açsın diye bir kısım seçmenlerimizin gittiğini görüyoruz. Şimdi bizim seçmenlerimiz itiraz eder, haklı itiraz edebilir. Bundan doğal bir şey yok. Ama söz konusu bu rejim, bu sistemse çok rahatlıkla gider oyunu verir. Öyle başka siyasi partilere de değiştireceğini zannetmiyorum. Fire olacağını düşünmüyorsunuz, evet. Yani. Şimdi...